Bilginin Mutfağı'ndan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok basit bir balık buğulama yapacağım. Şöyle marketten alınan bir dilim somon. Bunu en pratik nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız da eve getirdiğinizde benim tarifi mutlaka denemelisiniz. Evde bulunacak malzemelerden 3 adet küçük boy patates, 1 tane soğan, beyaz da olabilir, birkaç diş sarımsak, tuz ve deniz ürünleri karışım baharat. Bunun yerine karabiber, kekik kullanılabilir ve çok az bir miktar zeytinyağı kullanacağım. Şimdi ilk işlem olarak şöyle hafifçe tuzluyorum. Tuz oranı isteğinize göre değişebilir. Şöyle. Ve deniz ürünlerinden kullanıyorum. Şöyle. İstenilen miktarda üzerine öğütülebilir. Diğer tarafına da aynı şekilde çok güzel dökülüyor üzerine. Bu kadar yeterli. Şöyle üzerine biraz yağ gezdiriyorum. Fırça yardımıyla da sürülebilir. Diğer tarafta tepsideki yağla yağlamış oluyorum. Şimdi hazırladığım sarımsakları üzerine şöyle gezdiriyorum. Lezzet katması için. Ve şöyle bir yağlı kağıdımızı alıyorum. Böyle yapacağım için şöyle tencerenin içerisine yağlı kağıdı koyuyorum. Somon dilimini içine oturtuyorum. Bu şekilde. Şimdi tepside kalan yağı da üzerine süzdürüyorum. Patatesleri de şöyle kenarlara diziyorum. İster altına dizin, ister üstüne koyun, ister kenarlara. Şöyle kağıdın üzerine yerleştiriyorum. Soğanı çok inceltmeyeceğim. Böyle bir bütün soğan olarak orta yere koyuyorum. Diğer dilimi de yanında servis yapacağım. Şimdi yağlı kağıdı kapatacağım ve ocağımızı açacağım. Küçük gözde şöyle 6-7 derecede ısınan gözde pişirmeye başlayacağım. Şimdi bu şekilde kapalı kağıdın, yağlı kağıdın arasında somonun buğulanarak pişmesini bekleyeceğim. Kaç dakikada piştiğini de paylaşacağım. Ocağın altını iyice kısa alıyorum.
Ne kadar kısıkta olursa o kadar yavaş yavaş buharda pişecektir. Hiç kapağını açmıyorum. Şöyle pişme şekli. Suyu falan yok. Ama mis gibi kokular da yayılmaya başladı. Buğulama balığımız yaklaşık 40 dakikada kısık ateşte pişti. Ocağı kapatıyorum ve ocağın ısısıyla biraz daha bekletiyorum. Sonra servis tabağına alacağım. Somon buğulama tencerede bayağı bir dinlendi. Şimdi şöyle çıkarıyorum. Harika. Çok güzel, tencerede hiç yanma olmadı. Oh, sürprizimiz. Kağıt kebabı gibi böyle. Üzerinde tüketilebilecek. Güzelliğe bakın. Bekarlar için, öğrenciler için, tek yaşayanlar için en pratiğinden somon dilimi. Şimdi soğanlarımızı da şöyle tabağımıza yerleştiriyoruz ve en sevdiğim kısım tadım aşaması. Şöyle bir somonun pişmişliğine bakıyoruz. Şu güzelliğe bakın. Harika. Şöyle bir göstereyim. Mis mis. Hemen. Yok böyle bir lezzet. Harika pişmiş. Bir de şöyle patatese bakalım. Balığın tüm lezzetine patates de almış. Bu şekilde buğulama somon pişirmeyi hepinize tavsiye ediyorum. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.